Arkadaşlar merhaba. DGS'de gelebilecek oran orantı sorularını çözmeye devam ediyoruz. Bir çiftlikte koyun, keçi ve ineklerin sayıları sırasıyla 3, 4, 5 ile doğru orantılıdır. Çiftliğe 24 yeni hayvan alındıktan sonra koyun, keçi ve ineklerin sayısı eşit oluyor. Bakın matematikte bu çok önemli bir kelime, eşit. Buna göre çiftliğe yeni alınan keçilerin sayısı kaçtır? Şimdi sırayla yazalım. Koyun, keçi ve inek. Bunların sayıları sırasıyla 3, 4, 5 ile doğru orantılı demiş. O zaman koyunların sayısına 3K dersem, keçilerin sayısına 4K diyeceğim. İneklerin sayısına ise 5K diyeceğim. Şu an kaç tane hayvan var? Hepsini toplarsak 3K ile 4K'nın toplamı 7K. 5K daha 12K. Toplam 12K tane hayvan var. 12K tane hayvan var. Tamam. Çiftliğe 24 yeni hayvan gelirse kaç hayvan olur? 12K tane hayvan vardı. 24 tane de yeni geldi. 12K artı 24 tane hayvan olur arkadaşlar. Ve son durumda koyun, keçi ve ineklerin sayısı eşit oluyormuş. Yani biz bunu ne yapacağız? 3 eşit parçaya böleceğiz. O zaman ben bunu toplam hayvan sayısını 3 eşit parçaya bölüyorum. Sonuç kaç olur? Hesaplarsak 4K artı 8 olur. Ne yaptım? Burayı aslında 3 parantezine aldım. Şöyle yaptım. 3 parantezinden 4K artı 8 ya. Şu 3'ler gitti. 4K artı 8 çıktı. Yani her bir hayvan türü 4K artı 8 olacak. Örneğin keçilerin sayısı yine 4K artı 8 olacak. İneklerin sayısı 4K artı 8 olacak. Öyle demiş. Son durumda hepsi eşit oluyor. Yani toplam hayvan sayısı 12K artı 24'tü. 3'e böldüm. Her birine 4K artı 8 düştü. Soruda diyor ki çiftliğe yeni alınan keçilerin sayısı kaçtır? Keçilerin sayısını soruyor. 4K tane vardı. Şu an ise 4K artı 8 tane var. Yani toplam hayvan sayısı, keçilerin sayısı 8 arttı. 8 arttı. Cevabımız 8. Bir miktar para 3 kişiye 4, 3, 2 ile orantılı olarak dağıtılıyor. Tamam. Bunları bir yazalım. 1, 2 ve 3 kişiye demiş. Hangi oranla? 4, 3, 2 ile orantılı. Yani doğru orantılı. Yani buraya 4K dersek 3K, öteki ise 2K olacak. Eğer bu 3 kişinin her birine 200'er TL eksik verilmiş olsaydı oranlar 3, 2, 1 olacaktı. Yani her biri 200 lira eksik almış olsaydı, yani bu 4K eksi 200 olsaydı, bu 3K eksi 200 olsaydı, bu da 2K eksi 200 olsaydı, o zaman bu oranlar 3, 2, 1 olacaktı sırasıyla. 3, 2, 1 olacaktı. Doğru orantıdan bahsediyor arkadaşlar. Doğru orantının olduğu yerde örneğin şöyle çaprazlama çarpıp eşitleyebiliyorduk. Şuradan da yapabilirim. Gerek yok. Direkt şuradan K'yı bulmaya çalışalım. O zaman 2 çarpı şurası yani 2 kere 4K 8K eksi 2 çarpı 200 400 eşittir. 3 çarpı 3K 9K eksi 3 çarpı 200 600 oldu. 8K'yı karşıya gönderdim. K eşit. Eksi 600'ü de karşıya artı 600 olarak gönderdim. K'yı 200 buldum. Ne sormuş benden? Buna göre ilk dağıtılan toplam para ne kadardır? İlk dağıtılan toplam para şuradaki paraydı. Buradaki toplam para ne kadardı? 4K artı 3K 7K. 2K daha toplam dağıtılan para 9K idi. Biz K'yı da 200 bulduk. Götürüp yerine yazarsak, o zaman bu şuraya 200 yazarsam 9 çarpı 200 1800 TL dağıtılmış demek ki cevabımız Ceyhan. Bir miktar para 3 kişi arasında 2, 3, 7 ile orantılı olarak paylaştırılıyor. Eğer bu para aynı kişiler arasında aynı sırayla 3, 5, 7 ile orantılı olarak paylaştırılsaydı bu kişilerden biri 105 lira az olacaktı, alacaktı. Buna göre paylaştırılan para ne kadardır? Yani arkadaşlar şıklardan gidersek uzun olur ama normal çözersek o da biraz uzun olacak ama güzel bir soru aslında, çok güzel bir soru. 3 kişi var. Normalde bu 3 kişiye 2, 3, 7 ile doğru orantılı olarak paylaştırılıyor. Yani buraya 2K dersem şuna 3K diyeceğim.
Buna ise 7K diyeceğim. İlk başta böyle para paylaştırılmış. O zaman paylaştırılan toplam para ne kadardır? 2K artı 3K 5K. 7K daha paylaştırılan toplam para 12K çıktı. Bu paylaştırılan toplam paradır. Tamam. Eğer bu para, yani bu para diyorsa aynı paradan bahsediyor. Aynı kişiler arasında aynı sırayla 3, 5, 7 ile orantılı olarak paylaştırılsaydı, yani 3 ile doğru orantılı, buna bu 3T tane 3T kadar para alsaydı, diğeri 5T, öteki ise 7T alırdı. Özellikle K'yı kullanmadım, dikkat ederseniz, çünkü oranlar değişti. Aynı parayı başka oranlarla dağıttığım için K değil de T dedim bunlara. Şimdi arkadaşlar bakın, burada toplam para ne kadar çıktı? Yani aynı para burada da var. Bunları toplarsak 3T artı 5T 8T, 7T daha 15T çıktı. Aynı parayı hem bu oranlarla hem de bu oranlarla dağıttığı için buradaki para miktarıyla buradaki toplam para miktarı aynıdır. Yani bunlar birbirine eşittir anlamına geliyor. Dolayısıyla 12K eşittir 15T'dir. Bunu yazalım bir yere. 12K eşittir 15T'dir. Şuradan gerekli sadeleştirmeleri yaparsak 3'e böl 4, 3'e böl 5, yani 4K eşittir 5T çıktı. Dolayısıyla ben K'ya, hepsini tek türde bulalım şimdi. K'ya 5A dersem T'ye ne diyeceğim? T'ye de 4A diyeceğim. K'yı kullandığım için, K'yı kullanmadım arkadaşlar. Daha önce kullandığım için. K'ya 5A dersem T'ye de 4A, yani 4'ün katı. Yani kısacası hepsini tek bilinmeyen haline getiriyorum. K yerine 5A yazıyorum. Şuradaki K gördüğüm yere 5A yazıyorum. Bir dakika, şunu değiştireyim bir. Şunu kullanalım. K gördüğüm her yere 5A yazacağım. Şuraya 5A yazarsak o zaman 2 kere 5A, şurası toplam ne oldu? 10A oldu. 10A oldu. K yerine 5A yazıyoruz. 3 kere 5A, ikincisi ilk başta 3 kere 5 15A kadar para almış. K yerine 5A yazarsam 3, 7 kere 5, bu da 35A kadar para almış. T yerine de 4A yazacağız. Buraya 4A yazarsak 3 kere 4A 12A kadar para almış. Buraya 4A yazarsam 5 kere 4A 20A kadar para almış ikinci durumda. T yerine 4A yazıyorduk. 7 kere 4A 28A kadar para almış. Şimdi baktığım zaman birinci kişi ilk başta 10A kadar para almıştı. İkinci durumda 12A kadar para almış. Yani artmış parası. İkinci kişinin parası da dikkat ederseniz artmış. Birinci kişinin parası da artmış. Ama üçüncü kişinin parası nedense azalmış. İlk önce 35A almıştı. Şimdi 28A almış. Zaten bunlardan biri 105 lira az almış. Yani üçüncü kişiden bahsediyor demek ki. Yani ilk başta 35A kadar para almıştı. Şu oranlarla paylaştırıldığında 28A kadar para alıyor. Bu aradaki fark bize ne kadar az aldığını bize verecek. Zaten 105 lira az aldığını söylemiş. 105'e eşitliyorum. 35A'dan 28A çıkar. 7A eşittir 105. Buradan A eşit 15 bulunur hesaplarsak. A 15'miş. Peki bize neyi soruyor? Paylaştırılan toplam para ne kadardır? Yani şurada A yerine yazacağız. Mesela paylaştırılan toplam para, ilk baştaki parayla son paylaştırılan para aynı olduğu için şunların toplamı kadar para dağıtılmıştı zaten. Şunu toplarsak 15, 35A artı 15A 50A. 10A da 60A kadar para dağıtılmış. Ben A'nın da artık 15 olduğunu biliyorum. Şuraya 15 yazarsak 60 çarpı 15 900 oldu. Cevabımız 900. Cebirsel bir soru arkadaşlar. Şimdi baktığım zaman ne yapabilirim? Şöyle bir şey yapabiliriz. X çarpı y eşittir 2k. Tamam. Y çarpı z de 4k'dır. Y çarpı z de 4k'dır. Tamam. X çarpı z de 5k'dır. X çarpı z eşittir 5k. Şimdi bunları taraf tarafa oranlarsam, mesela şu ikisine bakın. Taraf tarafa bölersem y'ler gitmez mi? O zaman x bölü z eşit 2 bölü 4 çıktı. X bölü z eşittir 2 bölü 4. Hatta şunları sadeleştirirsek 1 bölü 2 mi çıkar? Yani x bölü z neymiş? 1 bölü 2'ymiş.
ve şu ikisini taraf tarafa oranlarsam, şu ikisini taraf tarafa oranlarsam bu sefer z'ler gidecek. Y bölü x eşit 4 bölü 5 çıktı. Buradan da y bölü x eşit, y bölü x eşit 4k bölü 5k, k'lar gider, 4 bölü 5 çıkar. Bu tarz durumlarda ortak olanları eşitliyoruz. X'ler ortak. Yani 5 ve 1'i nerede eşitleyebilirim? 1, 5'te. O zaman burayı 5 ile çarpıyorum. Şurayı 5 ile çarpıyorum. Ne oldu burası? 5 bölü 2 kere 5, 10 oldu. O zaman ben x'e 5k dersem y'ye ne diyeceğim? 4k diyeceğim. 4k. Z'ye de 10k diyeceğim. Böylelikle hepsini k türünde bulmuş oldum. Götürüp yerine yazarsam şuradaki denklemde z yerine 10k yazacağız. Eksi x gördüğüm yere 5k yazıyorum. Y gördüğüm yere 4k yazıyorum. 3 kere 4k 12k oldu. Burası artı 12k eşittir 34. 10k'dan 5k çıkar, 5k. 12k daha 17k oldu. Yani şuradan devam edelim. 17k eşittir 34. K2 bulundu. K2'ymiş. K yerine 2 yazarsak x'i buluruz. Mesela burası 10'muş. K yerine 2 yazarsak 4 kere 2 y 8'miş. K yerine 2 yazarsak 10 kere 2 bu da 20'ymiş. Neyi sormuş? X artı z eksi y. X nedir? 10. Z ne? 20. Eksi y nedir? Y 8. Cevabımız kaç çıktı? 30'dan 8 çıkar. 22 çıktı arkadaşlar. Bir kampta bulunanları 70 gün kadar yetecek yiyecek vardır. 10 gün sonra kampa 20 kişi daha katılıyor. Kalan yiyeceklerle 50 gün daha idare edilebildiklerine göre konuşamadım. Başlangıçta kampta kaç kişi var? Başlangıçta kaç kişi olsun bilmiyorum valla. X kişi olsun. O zaman X kişi var. X kişi var. Ve bunlara 70 gün yetecek yiyecek var. 10 gün sonra. 10 gün boyunca bu x kişi yemek yememiş mi? Yemişler. 10 gün sonra hala x kişi vardı aslında. Hani o gelenleri hesaba katmazsak x kişi vardı ve 10 gün geçtiği için 60 gün yiyecek kaldı. 10 gün geçerse bakın 10 gün 10 gün geçti. 10 gün geçerse x kişiye 60 gün yetecek yiyecek var. 20 kişi geliyormuş. O zaman toplam kaç kişi oldu artık? X artı 20 kişi oldu. Bu x artı 20 kişiye 50 gün yiyecek yetiyormuş. Bakın arkadaşlar, bu tarz durumlarda kişi sayısı artarken yiyecek şey gün sayısı azaldı. Yani ters orantı var. Ters orantının olduğu yerde şöyle çarpıyoruz. O halde 60 çarpı x, 60 çarpı x eşittir 50 çarpı x artı 20. Buradan sıfırları atarsak 6x eşittir. 5'i de artırsak 5x artı 100 mü oldu? 5x artı 5 kere 20 100. Buradan x kaç bulunur? 100 bulunur. Demek ki başlangıçta 100 kişi varmış. Aşağıda A ve B otomobillerinin eşit bölümlerle oluşturulmuş yakıt göstergeleri yer almaktadır. Şimdi iki tane otomobil var. A otomobili, B otomobili. Her otomobilde bunlar farklı diye biliyorum. Her iki araçta da göstergeler yukarıdaki durumdayken eşit miktarda, bakın çok önemli bir kelime, eşit miktarda yakıt var. Yani bu otomobilin göstergesi buradayken, bu otomobilin göstergesi şuradayken her ikisinde de şu an eşit miktarda yakıt vardır. Yani demek ki bunlar aynı özelliklere sahip değil. B marka otomobil deposu depo kapasitesi 50 litre olduğuna göre A marka otomobilin yakıt kapasitesi kaç litredir? Diyor ki şu B marka otomobilin toplam kapasitesi, yakıt kapasitesi 50 litreymiş. Şunu yazalım. 50 litre. A marka otomobilin yakıt kapasitesi kaç litredir? Şimdi burada kaç tane bölme var? 1, 2, 3, 4, 5. Bakın 5, 10, 15, 20 bölme var. Yani 20 bölme, 20 bölme. Kaç litre yakıta tekabül ediyor? Toplam 50 litre yakıta tekabül ediyor. 50 litre. O zaman gösterge şu an buraya gösteriyor. Göstergenin bulunduğu yere kadar kaç bölme var? 5, 10, 15, 16, 17, 18. Acaba şu 18 bölme kaç litredir? Kaç litredir? Gerekli orantı yaparsak buradan arkadaşlar doğru orantı var.
Yani x eşit kaç çıktı? 18 çarpı 50 bölü 20 çıktı. Sıfırları attım. 18'i 2'ye böldüm. 9, 9 kere 5 sonuç 45 çıktı. Demek ki şunu değiştireyim bir. Bir dakika, özür diliyorum. Demek ki arkadaşlar şuradan şuraya kaç litre varmış? 45 litre varmış, hesapladım. 45 litre. Zaten şurada diyor ki yukarıdaki göstergeler olduğu gibi gösterilirse her ikisinde de eşit miktarda yakıt var. Yani bu buradan 45 litre ise o zaman şu göstergenin şuradan şuraya kadar demek ki 45 litre yakıt var. Tamamını soruyor. E buradan buraya bakın 1, 2, 3. 3 tane bölüm 45 litre ise 3 bölüm 45 litre ise tamamı 1, 2, 3, 4 bölümü kaç litredir? Buradan oran orantı yapabiliriz. Ya da 45, 3'ün 15 katı, 4'ün 15 katı 60'tır. Veya oran orantı yaparsak 3x eşittir 4 çarpı 45, 4 çarpı 45. Buradan 45'i 3'e böl, 15, x eşit 60 bulunur. Cevabımız Adana çıktı. Güzel bir zebirsel soru arkadaşlar. Şunun eşitliklere k dersek, o zaman x artı y, x artı y eşittir 7k olur. X eksi y 3k'ya eşit olur. X eksi y eşittir 3k'dır. Ve şuradan x çarpı y mesela içlerse çarpımı yaparsak şu ikiliden ne çıkar? X çarpı y eşittir 1250 bölü k olur. Tamam. Gerekli şimdi taraf tarafa toplarsak burada y'ler gider. 2x eşittir 10k. Buradan x eşit 5k çıkar. Tamam. X yerine 5k yazarsam 5k'yı 2k ile toplarsam 7k olur. Yani y de demek ki 2k'ymış. Y yerine de 2k yazıyorum. Sonra şuradaki denklemde yerine yazıyoruz arkadaşlar. Bakın x yerine ne yazıyorum? X yerine 5k yazıyorum. Çarpı. Y gördüğüm yere ne yazıyorum? 2k eşittir 1250 bölü k oldu. 5 kere 2 10 çarpı k çarpı k k'nın karesi eder. Eşittir 1250 bölü k oldu. Şu sıfırla onu sadeleştirirsek ve işler dışı çarpımını yaparsak k çarpı k kare k'nın küpü eşittir 125'e. Neyin küpü 125'tir? 5'in. Demek ki k 5'miş. Neyi sormuş benden? X değeri kaçtır diye sormuş. X değeri kaçtır diye sormuş. Yani k yerine 5 yazarsak şurada 5 kere 5 sonuç 25 oldu. Demek ki x 25. 2 üzeri x, 2 üzeri y ve 2 üzeri z sayılarının geometrik ortalaması 8'dir diyor. Geometrik ortalaması derken bunları kök içerisinde çarpıyoruz. 2 üzeri x, 2 üzeri y ve 2 üzeri z'yi çarpıyoruz. 3 tane sayı olduğu için küp köklerini alıyoruz. Geometrik ortalaması buydu. Neye eşitmiş? 8'e eşitmiş. O halde her iki tarafın küpünü alırsak buradan her iki tarafın küpünü alırsak neden? Şu küp kök gitsin diye. 2 üzeri x çarpı 2 üzeri y çarpı 2 üzeri z eşittir. 8 ne? 8. 8 2'nin küpüdür. Bir de üzerinde ne var? Bir tane 3 var. Şuradaki 3'ü de yazdım. Üslü sayılarda tabanlar aynıysa üsler toplanır. Yani burası 2 üzeri x artı y artı z oldu. Eşittir. 2 üzeri 3 kere 3 9 oldu. Dolayısıyla x artı y artı z'nin 9 olduğunu biliyoruz artık. Tabanlar aynı ise üsler aynı. Benden sorulan x, y, z sayılarının aritmetik ortalaması kaçtır? Yani sorduğu şey x, y, z'nin aritmetik ortalaması. Yani diyor ki x artı y artı z bölü 3 kaçtır? Aritmetik ortalaması derken 3 tane sayı adedi 3 olduğu için 3'e böldüm. X artı y artı z'nin 9 olduğunu biliyorum. O zaman burası 9 bölü 3'ten sonucumuz 3 çıktı. Aslında ortalamalarla ilgili ayrı bir video yapacağım arkadaşlar. Bol bol çalışın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.